Herkese merhabalar. Bugün atık taraması nasıl yapılır? Web of Science'ta, Scopus'ta, ResearchGate ve Google Scholar'da atık taraması yani atık sayısı nasıl öğrenilir? Ondan bahsedeceğiz. Malum akademik teşvik pazartesi geçtiğimiz pazartesi başladı. 15 Ocak'a kadar devam edecek. Akademik teşvikteki bu bir tanesi de kalemlerden bir tanesi de atıf sayısı. Şimdi atıf sayımızı nasıl öğreneceğiz ondan bahsedeceğim. Önce Web of Science ile başlıyoruz. Google'a Web of Science yazalım. Tıklayalım. Tabii ben evden giriş yaptım. Evden giriş yaptığım için bütün yani Web of Science'ın bütün şeylerinden yararlanamıyorum. Kısıntılar var. Üniversitedeyken, üniversitenin kampüsünde yaptığınız zaman bu aramaları daha sağlıklı olacaktır. Evet, buradan üye olmuştum. Hemen üye girişi yapayım. Evet. Author seçiyoruz. August H yazıyorum. Evet, 356 tane. Tabii çok benzer kişilerin yayınları olduğu için çok fazla çıktı. Bunu filtrelemek için bulunduğunuz yani bağlı olduğunuz üniversiteyi girebilirsiniz. Onu da nereden giriyoruz? Affiliation'dan. Affiliations'dan buradan tıklıyorum. Kahraman, evet Kahramanmaraş. Bir de Texas. Evet, bir tane de yayın Texas'a yayınımdayken vardı. Refine diyorsunuz. Evet, bakın 356'dan 11'e düştü. Benim yayın. Şöyle bir kontrol edin. Evet, bunları kaydedelim. Seçtim. Olmayanını tekrar bir kontrol edeyim. Benim yayın. Evet, bu benim değil. Tikini çıkarıyorum. Kaldırıyorum tikini. Değil. Evet, diğerleri benim. Bunları kaydetmekte fayda var. Nasıl kaydediyoruz? Buradan şu Add to Mark List'e tıklıyorum. Burada yeni bir liste oluşturuyorum. My Articles diye istediğiniz isim verebilirsiniz. Create Mark List diyorum. Evet, listemi oluşturdum. Artık bundan sonra yayınlarımı tek tek aramak zorunda değilim. Şuradan giriş yaptıktan sonra burada Mark List'e tıkladığımda bakın My Mark List dediğim yerde benim yayınlarım duruyor. Artık kolay bir şekilde şöyle erişebiliyorum yayınlarıma hemen. Daha sonra Citation Report yani atıf raporu almamız gerekiyor. Buradan 2022 yılında akademik teşvikte şu anda 2022 yılındaki atıflarımızı kullanacağız. Bizim için yani benim bulunduğum üniversitede bu rapor yeterli. Sadece buradan 2022'de atıf almayan yayınlarımı çıkarmak istiyorum. Evet, bu çıkarıyorum bunu. 2022 şu çıkarıyorum. Evet, bu yayın çıktı. Evet. Bu şekilde bunun çıktısını alıp akademik teşvikte kullanabiliyorum. 2022'de, 2021'de kaç tane toplam? 25, 2021'de 24, 21. Hangi yıllarda ne kadar atıf aldığınızı ve hangi yayının ayrıca hangi makalenizin kaç tane atıf aldığını buradan görebiliyorsunuz. Bu toplam 2020'deki toplam. Mesela bu yayınım 2022'de 9 tane atıf almış. Bu yayın 2020'de 8 tane bu şekilde. Evet, daha sonra Scopus'ta nasıl yapıyoruz? Google'a yine Scopus Author yazalım.
Scopus Author ID'ye tıklayalım. Evet. Yine aynı Web of Science gibi Scopus'ta evden bağlandığım için çoğu özellikleri pasif, aktif değil. Kampüsten bağlandığınız zaman, üniversite bağlı olduğunuz üniversitenin kampüsünden bağlandığınız zaman Web of Science'a ve Scopus'a birçok özelliği aktif olacaktır. Ama yine de şey yapabiliriz. Evden de olsa bu atıf sayımızı öğrenebiliyoruz. Buradan yazarın adı, özür dilerim, soyadı Oguz. Adınızı yazıyorsunuz. Bağlı olduğunuz kurumun adı. Evet, search diyorsunuz. Evet, bakın 8 tane makale buldu. Tıklıyorum. Evet, bakın burada hepsi gri, yani pasif. Bunları kullanamıyoruz. Neden? Çünkü kampüsten bağlanmıyorum. Evden bağlandığım için bunlar Web of Science ve Scopus üniversitelerin bu Scopus'a ve Web of Science'a üyelikleri var. O yüzden bunlar hep aktif. Şunlar, gördüğünüz şeyler hep pasif şu anda, bakın. Evden bağlandığımız için. Ama kampüsten bağlandığınızda bunların hepsi aktif olacaktır. Evet, yine aynı şekilde hangi yayınlarımın kaç tane atıf aldığını buradan görebiliyorum. Mesela bu yayınım 18 tane. Tıklıyorum. Ve buradan 2022'de benim için önemli, ama bak yine pasif, görüyor musunuz? Çünkü evden bağlandım. Bu özelliklerin hepsi kampüsten bağlandığınızda aktif olacaktır. Buradan 2022'ye tıkladığımda 5 tanesi mesela, bakın 2022'deymiş. Şuradan parantez içinde görebiliyorum zaten. Şurada da yazıyor zaten 2022. Bu yayınım 2022'de 5 atıf almış. Evet, bu şekilde yine yayınlarınızı, atıflarınızı öğrenebilirsiniz. Sırada ResearchGate. Evet, ResearchGate'i tıklayalım. Buradan tıklıyorum. Evet, login. Evet, giriş yaptım. Buradan profilinize tıklayın. Buradan da stats, istatistikleri. Ve buradan da citation, atıf. Evet. Bu toplam atıf sayısı tabii. Şuradan yearly, yani yıllık atıf sayımızı öğrenmek için ne yapıyoruz? Buraya tıklıyorum, bakın. 2022'de 75 tane. Tabi bu sadece indeksi değil, bütün hepsini kapsadığı için 2022'de 75 atıfım var. Atıfları da tek tek görmek için buradan View All Citations linkine tıklıyorum. Şuradan 2022'yi seçiyorum. Ve burada her bir yayın tek tek makalemin, her bir makalemin, mesela şu makalenin kaç tane atıf aldığını görebiliyorum. Bakın, bu 2022'de 14 atıf almış. Ve atıf yapan makaleler de şunlar. Bakın şunlar. Evet. İkinci makale yine 2022'de 12 atıf. Şu makalem de 12 atıf almış. Bunlar da atıf yapanlar yine bu şekilde. Yine bu şekilde ResearchGate'de de bu atıf sayınızı öğrenebilirsiniz buradan. Ve son olarak Google Scholar. Buradan Google Scholar'a tıklıyorum. Buradan My Profile'a tıklıyorum. Evet. Buradan da yine gördüğünüz gibi atıflar burada. Şu makale şu ana kadar 171 atıf almış. Bu işte 119. Bu şekilde yanında yazıyor kaç tane atıf aldı. Atıfın üstüne tıkladığımda ve buradan 2022'deki ben atıflarımı öğrenmek istiyorum. O yüzden buna Since 2022'ye tıkladım. Ve buradan da 22 tane atıf olduğunu öğreniyorum. Bakın 3 sayfada 22 atıf var.
Evet, bunlar da atıf yapan makaleler. Buraları tıkladığımızda atıf yapan makaleye ulaşıyorsunuz. Evet, umarım bütün akademisyen arkadaşlarım için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.